Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, Northgard Crowns and Daggers'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. En son hikayede Northgard'a geçiş yapmıştık. Şimdi bakalım bu bölümde nelerle karşılaşacağız. Birlikte buna şahit olacağız. Evet. Bakalım. My companion's eyes were shining with ambition. They were eager to set foot on the untamed lands of Northgard and reap its wonders. Yani Vikinglerin zaten içinde her zaman But my heart bir duyguydu. Was tormented by a darker appetite. Vengeance. Evet, bu da onlardan biri, intikam. İntikam ateşiyle tutuşuyorlar her zaman. Güzel. Yani geri dönüş yok artık. Geldiniz, gemileri de yok ettiniz. Daha yüzerek geçemezsiniz bu soğuk sularda. Sekiz bölgeyi kolonileştir diyor görevde. Tabii ki de şu an önemli. Hay hay. Hay hay efendim. Eiktir klanı. Geyik klanı gelişip büyüdükçe ekstra kaynaklardan faydalanır. Aynı zamanda mutluluk ve şan konusunda da üstünlük sağlarlar. Ve genişlemek için bu üstünlüklerinden faydalanırlar demiş. Peki. O zaman hemen başlayalım. Odun barınağı yapalım. Açılmış. Maden açılmış. Yazılı taş açılmış. Birçok şey açılmış bu bölümde. Şimdi bir de ev yapalım şuraya. Oduncumuz yok. Odun gelsin. Gönder gelsin. Kesin abi. Parçalayın. Scout yapalım. Mutluluk lazım. Biraz daha hızlı işçi gelsin diye. İşçiler harıl harıl çalışıyor. Oyun chill bir oyun yani, güzel, rahatlatıcı, kasmıyor, germiyor. Ve birlikte arkadaşlarınızı da oynayabiliyorsunuz. Şimdi scoutların, evet, artı 2,5 mutluluk veriyor. Nüfus da eksi 1 veriyor. Evet, 33 civarında bir şeydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. 21 güne düştü. Nereden baksanız %30 etkisi oldu yani. Şimdi birazcık işçi çıksın. Mesela bunu merak ediyorum. Ama şuraya bir yere keşke ev yapmasaymışım da. Şöyle yapalım. Evet.
ziyafet verelim. Coşkuyla bir çalışsınlar. Arzu, şehvet, hırs, intikam, intikam. İntikam üzerinden bütün torpahları yok edecekler. Vikingler. Köyümüzün sarı olan Süro. Çok baba yiğit duruyor ya. Herhangi bir klan üyesi yok. Tamam. Şimdi bu ne işe yarıyor? Yağmala. Yeni bir yetenek geliştirmek için yeterli bilgi seviyesine ulaşmalıyız. Bu yeni yetenek gelişmemizde ve hayatta kalmamızda etkili olacağı için lütfen iyi düşünün demiş. Karşımıza çıkabilecek gizemli taşları ve taş çemberleri incelememiz büyük önem arz etmekte. Bu şekilde bilgelerimiz bizi bilgi toplayarak dar ağacımızı geliştirmemizi sağlar. Peki. Peki efendim. Peki efendim. Şuraya bir tane daha adam gönderelim. Şimdi buradaki... Şu an bilgi topluyoruz sanırım. Tam net çözemedim. Denizciler yağma yaparak klana bronz ve bilgi veya şan getirir. O zaman bunu seçtiğim zaman... altın ve bilgi, altın ve kron. Altın ve şan getiriyor. Ben şimdi bu bilgi... Bilgiyi kasmak istiyorum. Bilgi neye yarıyor onu çözmem lazım. Evet. Buradan geliştirmeler yapabiliyoruz. Oo süper. Bu bizim herhalde Eiktir klanının bir özelliği, işaret var yanında. O zaman böyle yapalım. Belki daha fazla artısı olur. Denizcilerin kaynak üretimini arttırır demiş. Tamam. Bir dahaki bilgide de onu geliştiririz. Şimdi kapasitemiz neredeyse dolmak üzere. Bir limit kalmış. Şöyle kenara, sahil kenarından bir ev yaptıramıyor musun şuraya bir yere? Ben yine bir tane daha buraya ekleyeceğim. Ardından bizce evi yapmak istiyorum bir tane ki artık kolonileştirmeye başlayalım zaten. Bizce kampı. Ama yapamıyoruz. Bunu iptal ederiz. Bizce kampı yapmamız lazım. En önemli etkenlerden biri oyunda ilerlememiz için. Bizce kampı olmadan bir adım bile gidemiyoruz. Geliştiremiyoruz kendimizi. Tamamlandı. Sen gel, sen gel. Şu artık etrafı scoutlamamız lazım ki kolonileştirebilelim. Şimdi şu iki yeri açtıktan sonra bir tanesini yine işçi olarak dönüştüreceğim. Çünkü yiyecek stoğumuz azalıyor. Eksi de. Bundan dolayı şu an buraya açtık. Burayı panelleştirelim. Ablacım, ablamız Freydis'miş. Ablacım. Canım abla. Burada geyikler var. Evet, bu bölgeye geyik avlamak için bu binadan inşa edebilirim mesela. Avcı barakası. De normal bir ev inşa edelim. Geliştirmek için. Yalnız işçiler gitmiyor. Sen de gel abi. Yeni bir bölge keşfettik. Burada neler var? Bu bölgede odun üretimi %10 kadar artırır. Peki. Peki. Hoşuma gitmeye başladı ya böyle güzel kurt
Evet. Denizci kaynak üretimini %25 arttırır. Bence ben buna vereyim. Daha hızlı bilgi gelsin. Neyin ne kadar istediğini onu anlayamadım şu an. Hani ne kadar... Freya'nın lütfu, Baldur'un lütfu, Jordan'ın lütfu. Kişilerimiz... Evet, bu yola yolda. Bu ucube yaratık da neyin nesi? Evet, şaftı kaymış bir dede yürüyor orada. Yürüyor. Drow. Ölü savaşçı, zombi. Yani İskandinav'ın zombisi bir nebze. Tabi Drow'ları Skyrim'de de görebilirsiniz. Hatta onlarda da var. Oyunun içinde de var Drow'lar. Ziyafet verelim. Yerine gelsinler. Kraken. Allah Allah. Kraken Kraken. Evet. Böyle olaylar dönüyor. Taş ve demir kaynağı gerektiriliyor. Mesela burada şuraya bir şey yapabiliyoruz sanırım. Burada balık avlamak için bir yer var. Kış ayı dahil olmak üzere. Ben burayı bir konileştireyim. Şu abim keser ya bunu. Gitsin bir mevzuya girsin onunla. Saldır yiğidim. Burayı alalım. Şimdi buraya bir adet daha ev yapabiliyoruz. Ne yapabiliriz? Hayda, ne bir şeyler oldu. Alay olacağız bunlarla o zaman. Eyvallah kardeşim. Buraya saldırıyor. Şuradan bir yerden yol vardır herhalde oraya ulaşacak. Şimdi burada ne görevimiz var? Harvald'ın yerleşimi etrafındaki tüm kurt inlerini öldürmek için askerlerini gönder. O zaman asker binası yapalım ya. Şöyle eğitim kampı. Boşta olan bir tane işçi gelsin. Burayı da halletsin. Şuradan adamımızı şöyle gönderelim. Onlar belki gelirse diye. Buraya bir tane daha ev yapabiliyoruz artık. Şunu merak ettim. Şunu ne işe yarıyor? Daha da güçlendi sanırım. Büyük ticaret ortaları. Harabe varmış burada. Şimdi kapasiteye ulaştık yine. Şuraya bir tane daha ev yapalım. Boşta kalan bir işçi. Ama boşta değil, o çalışıyordu aslında.
upgrade'lerde harcananları %20 azaltıyor. %40 arttırmış. Şimdi bu sıradaki, şuradaki ele geçirmemiz gereken yerde herhalde burada bir alakalı bir durum var. Ona verdim oraya gideceğim için. Planım o yönde. Sen gel abi. Bir asker ol. Sen de gel abla, asker ol. Saldır, saldır. Yine bırak. Halletmiş. Şimdi burayı da alalım. Burayı da alacağım. Kısaca Vikinglerin zekisiymiş bu abiler. Böyle bir abiler. Burada yok. Şuradaydı. Şimdi altın sıkıntısı yaşıyoruz biraz. Yiyecek de toplamamız lazım. Her seferinde seçtiğimizde sanırım bir kereliğe mahsus mu yapıyor bunu? Bir müddet yapıyor bunu. Taş ve maden diyor. Taş denir. Evet, oyun genişledikçe daha güzel şeylerle karşılaşıyoruz şu an. İkinci bölüm olmasına rağmen. Ben ne yapacaktım? Şu an kapasitemiz neredeyse dolmak üzere. Ama bakayım neler var. Balta atan kaldı. Zaten var. Çok da gerekli değil. Muhtemelen sürekli azalıyor ama evet, bitince tekrar durdu diyor. Deli kadar yapmadığımız için oluyor bu. Şimdi de ekim evi yapalım. Her yıl yiyecek, odun, krom ve bilgi getiriyormuş. Bir de taş getiriyormuş. Her yıl. Ahoy.
Kaan. Ben şimdi şuraya bir tüccar için da yer yapayım. Market yani. Şeyleri herhalde Bronx'tan buradan tedarik edebileceğiz. Şimdi buradan gidelim, evet. Sıradaki 260. Belli bir limit var, onu doldurduktan sonra sıradaki özelliği açabiliyoruz yani, anladığım kadarıyla böyle. Yiyecek gelirini biraz arttırmamız lazım aslında. Burada bir şeyler oluyor. Burayı salın. Bunlar sürekli bir geliş var. Peki. Diğer savaş şimdi şöyle çekelim. Ticaret rotası kur. Şu an ticaret rotası oluşturuyoruz anladığım kadarıyla orada. Balta atan kampı oluşturalım bakalım. Emir Hoca. Burada geliştirme yapıyorduk galiba. Bakalım. Evet. Kapasitemizi arttırmamız lazım artık. Bu abileri buradan aldığımız zaman burada bir eksilme olacak mı, ona bakacağım. Evet, oluyor. Bunlar altın getiriyorlar bize. Evet, getiriyorlar. Bir izcimizi kaybetmişiz. Makul gibi geldi bana. Siyaraya lütfunu seçeceğim. Aslında
Mesela kış ayları uzun olan bir bölgede onu seçmek makulmüş gibi geldi. Ben şu an deneme kamaşı aldım. Üretimimizi arttırmamız lazım aslında. Daha iyi ev ihtiyacı vardı yani. Burası full kapasite. Burası da aynı şekilde. Şöyle burayı halledebiliriz ya herhalde. Burayı paralelleştirmemiz lazım. Ticaret rotası kuralım da şu an benim bolca olan bir şeyim yok. Ben bunları kuramıyorum. Şu gemi rotasını ben denemek istiyorum. Para bitene kadar mı yoksa bir müddet mi, hala onu çözemedim. Bunlar gidiyor, evet, -31. Ama nereye gidiyor? Doktorlar ne iş yapıyor abi? Hocam. Bölgemde değillermiş. O yüzden iyileştirmiyor mesela. Bakın. Kendi kolonize ettiğimiz yerlere adamlarımızı soktuğumuz zaman sağlık kazanabiliyorlar. Tabii gider. Yani bu uslama kavaşlı sanırım, hani onu param bitene kadar belli bir düzeyde, mesela -5 en azından mesela bana yine bir artısı var. Yani bunu buslayıcı olarak kullanabiliyoruz, anladım. Şimdi bölgeleri geliştirelim. Mesela boşta kaç tane işçimiz var? 4 tane işçimiz var. Dostum saldırı altında diyor. Şimdi biz buradan buraya nasıl gideceğiz? Onu ben çözmeye çalışıyorum da çözemedim. Buradan bir şeyler mi yapmam gerekiyor acaba? Yok. İşçimiz yok. Buraya gidemiyor muyuz? Yani burayı nasıl koruyacağım ben? Onu hala anlayamadım. Asker gönder diyor. Buradan bir yerden geçiş yok. Şimdi burayı bir kolonize edelim. İzicimiz gelsin. Şimdi buraları tanıtıyor. Buraları buluyor. Sağlıklarını yenilesin.
buraya yine balık avlamak için. Taş madenini de bulduk. Güzel. Binaları geliştirmek için faydası olacak. Orayı da almam gerekiyor. Buradaki eksiği artıya çıkaracak kontrol için. Evet, etkisi oluyor. İyi, güzel. Gizlice buralara bir gitsin diyeceğim ama burada da yaratıklar var. Yaratıklardan dolayı ölüyor zaten. Bir tane Draug var burada. Ablam bir gitme. Bir halledelim. Şunu da halledin. Koşun bre. Bre yiğitler. Adamı yiyor. Ah be. Şimdi. Tek bir sıra üzerinden devam ediyoruz. Bunlar bir şöyle sağlığını doldursun. Burayı da ele geçirebiliriz aslında ama. Tehdit olacak şeyleri önce ortadan kaldırıp daha rahat kendimi geliştireceğim. Saldırmış geri hefta. Alırlar ya. Yani eşeği de yine savaşçıya dönüştürelim. Maden. Burayı yapıyoruz. Buralara yapamıyoruz. Şuraya bir tane yani işimiz kalmış. Altın gelirimizi arttırırsak aslında mutluluk da artmış oluyor onu boostladığımız zaman. Şurayı bir konüze edelim. 250 istiyor burası için. Altın geliri elde etmiş olduk sanırım. 1.2.
kıyafet. Ağzı çalışsınlar. Şimdi burada iki bina yapabiliyoruz. Bir tane maden yapacağım buraya. Buraya da yapabiliyoruz. Önce taş. Dostum saldırı altında. Arkındayım. O zaman bir tarla inşa edelim. Şu an evet maden 0.7.
Gelişmiş köy merkezi. Evet, köy merkezini onaylıyorum. Artık daha hızlı geliştirebiliyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Buradaki kurtları da bir halledelim. Bölgeden fazlasını evet kolonileştiremiyoruz anladığım kadarıyla. Ona müsaade etmiyor. Sınırdaki yeri almadık bakalım. Tamamen burayı alamadığımız için oldu. Ve bunları mesela ziyafet verdikçe katlanıyor. Şuradaki şeyleri de güçlendirdikten sonra ikinci olarak şan vereceğim. Rota belirleyelim. Aynen. En azından mutlu şu an. Gelsin. Şurayı bir keşif etsin. Öldürme. Aa, güzel. Hangisine versem acaba? Yani kışta çok uzun bir kış yok. O yüzden binalara ve sivillere vereceğim. Artı 2 oldu. Muhtemelen ondan dolayı oldu. Yiyecekleri daha hızlı çıkarmamız lazım. Ya balıkçı, buradaki balıkçıyı güçlendireyim en iyisi. Bunu buslayan bir bina var burada. Evet. Binalar da upgrade'lendiğini de şekli şemali değişiyor. Bir de ocağı yaptık sanırım buraya, değil mi? Demir madeni yapmışız pardon. Nerelere yapabiliyoruz? Şu an bir tane işimiz boşça. Onu da alalım.
Ha, buraya işçi kapasitesi de artıyor. Oo, çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu binaya gidiyor galiba. Evet. Biraz düzene oturttuk. Şimdi tahtada, odunda da aslında yapsak. Gel abi. Bu karakterleri geliştiriyor muhtemelen, evet. Upgrade diyor. Hoş, güzel. Boşta olan bir işçi vardı, onu da oraya gönderelim. Başka boşta vardı. Şu an evet. Güzel. Yemek de iyi, iyi. Yemek güzel. Ama gün geçtikçe oraya ulaşmak daha da zorlaşıyor. Niye? Çünkü bölgeleri kolonileştirdikten sonra bu istediği yiyecek miktarı da artıyor maalesef. Köylü biraz yavaşladı. Köylülerin gelmesi yavaşladı. İşte o biraz sıkıntı çıkarıyor bize. Mesela kendini geliştirsin biraz, bazı yapsın diğer şeylere geçerken daha iyi olur. Problem yaratacak yerleri aslında yok ettik. Yani o yüzden şuraya bir ulaşmaya çalışayım en iyisi. Bu kim? İzci takılıyor orada. Evet, orada şurada aslında nerede o? Mesela bunu da verebilirmişiz daha hızlı ilerlemek için. O şekilde faydası oluyormuş. Ben sürekli aynı kalacağını düşündüğüm için ondan dolayı biraz sıkıntı oldu. Yani mutluluğa bağlı askerlerin damage'i artıyor anladığım kadarıyla. Şuna vereceğim.
azalıyor. Evet, madenler de sıkıntıydı. Biraz sıkıntı oldu bizim için. Olsun. Şimdi burada işçiyi buraya verdik. Boşta olan bir tane daha işçimiz var. Onu da şuradaki madenine verelim. Adamlar nerede? Yardırın. Etmemiz gerekiyor. O yüzden otomatik olarak kendileri kolonize etti. Demek ki bir süre sonra burayı da alacaklar herhalde. Savunmamız gerekiyor bir müddet. Evet. Lan nereye gidiyor lan? Güzel.
Alvar'da yardım ettik. Köyü koruduk. Eyvallah. Keloğlan. Eyvallah. Eyvallah. Evet sevgili izleyici, değerli aboneler. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bunu tekrar ama tekrar söylemekten bıkmayacağım. Kanalıma abone olup videolarımın altına yorum ve like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Her şey için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim.